Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. <laughs> Günaydın. Bugün gerçekten sevgili seyircilerimiz bu programı kaçırmayın. Bir kenara not edin, kaydedin. Çünkü konu başlıklarımız muhteşem. Sevgili Ümit Aktaş'a dedim ki ya hocam ne olur yaza girdik. Kilolarımızdan kurtulalım. Sen hiç merak etme dedi. Çok güzel tariflerle geldim. Bu kilo gerçekten sağlığın en büyük düşmanı değil mi? E tabii ki öyle bir de öte taraftan baktığımızda hani hep böyle yaza girdik kilolarımızdan kurtulalım yaz geliyor kilolarımızdan kurtulalım düğün mevsimi geldi. Çünkü niye kamufle edemiyoruz Olmuyor yaz işte incecik kıyafetlerle i̇şte bütün kilon ortaya çıkıyor yazın öyle kışın öyle değil ki kazağını giyiyorsun montunu giyiyorsun botunu giyiyorsun bir şekilde kamufle ediyorsun. O zaman ediyorsun. şişme montları giydiğimiz sürece kilo bizim için dert değil diyorsun. Yani şey <laughs> ya, e, yazın çok ortada olduğu için hocam ister istemez yani, yani dert ediliyoruz. Aslında... Sana takılıyorum Nurcum ama dediğin çok doğru. İnsanlar sağlıklı yaşam yerine kiloyu estetik bir şey olarak düşündükleri için bu olay doğuyor. Aslında kilo tabii ki estetik bir şey. Yani kimse kötü görünmek istemez fiziksel olarak. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bu estetik kaygılar son yüzyılın kaygılarıdır. Niye ortaya çıkmıştır? E, moda endüstrisi yüzünden ortaya çıkmıştır. Moda endüstrisi niye yaratılmıştır? Tekstil endüstrisi sizin bedeninize uygun standart kıyafetler üretebilsin diye yaratılmıştır. Tekstil endüstrisi 48 beden dediği zaman 48 bedenin ne olduğu bellidir. Tekstil endüstrisi 48 bedenden kaç tane üreteceğini 56 bedenden kaç tane üreteceğini tahmin edemezse o zaman sağlıklı bir ticaret yapamaz. O yüzden de size bir takım kalıplar dayatılır. O kalıpların içinde siz de kendinizi böyle o hani gördüğünüz mankenler değil mi? Vitrine çıkıyorsunuz, alışverişe çıkıyorsunuz. Vitrindeki mankenlerin hepsi belli ebatlarda. Orada böyle sırım gibi manken kadınlar, erkekler var. Siz diyorsunuz ki ben de böyle olmalıyım. Bu elbiseyi ben giyince niye böyle üzerimde evet, durmuyor? İşte bu da estetik kaygıları doğuruyor. Aslında estetik kaygı bir yere kadar iyi. Çünkü estetik kaygıyla insan kendisine özenir, kendisine bakar, kilosunu kontrol eder, ne bileyim elin ayağını, tırnağını, saçını, başını temiz tutar. Bunlar güzel şeyler. Ama bunun yanında sağlığı unutmamak lazım. Beslenmenin ana amacı aslında hayatı devam ettirmektir. Beslenme hayati bir meyhumdur. Beslenme olmadan, gıda olmadan hiçbirimiz yaşayamayız. Ve yediğimiz gıdalarla zararlı ve faydalı bir takım maddeler alırız. Bizim bağırsak duvarımız aldığımız bu maddeleri analiz eder ve bizim için uygun forma getirir. Şimdi biz bu beslenmeyi hayati olan gıda alımını sadece estetiğe indirgersek aslında son derece yüzeysel bir Doğru. şey yapmış oluruz. Nitekim öyle yapmamızı istiyorlar. Beslenmediğince bize sadece kalori anlatıyorlar, bize sadece protein, yağ, karbonhidrat diyorlar. Sanki beslenmenin benim sağlığımla ilgisi yokmuş gibi davranıyorlar. Halbuki çok ilgisi var. Tamamen ilgisi var çünkü beslenme olmadan sağlık olmaz. Gıda olmadan vücuttaki hiçbir organ, hiçbir sistem çalışamaz. Dolayısıyla hani yaz geldi kilolarımızdan kurtulalım, eh tamam bir noktaya kadar anlaşılabilir bir şeydir. Ama benim size tavsiyem şu, yazında kışında bu vücut sizinle yaşıyor. Evet. Ömrünüzün hiçbir günü bir daha gelmeyecek hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmek çok önemli. E tabii ki estetik olarak da iyi görünmek herkesin hoşuna gider. ...yaz geldi kilolarımızdan kurtulalım, düğün mevsimi geldi... ...bizim görümcenin şimdi kızı <laughs> evlenecek. o kızın düğününe gideceğiz... işte Elbise o giyeceğim içine, içine gireyim, gireyim vesaire daha zayıf görüneyim... E, ...tabii ki bu estetik kaygı bir noktaya kadar anlaşılabilir... ...buna kimse itiraz edemez, yargılayamam ama öte tarafından olay sadece bu değil... ...görümcenin kızının düğünü de olacak, geçecek... ...ondan sonra siz bu vücutta yaşamaya devam evet. edeceksiniz... ...dolayısıyla yazı kışı demeden bugün anlattıklarımızı bir diyet olarak değil bir kalori hesabı olarak değil uzun uzun anlatacağız bu programda. Bir yaşam tarzı olarak lütfen oturtun ve yaşam tarzı olarak bu şekilde beslenin ki yazında kışında Hani o görümcenin kızının düğünündeki tuvaletin içinde de, kışın şişme montun içinde de gayet sağlıklı de ve o. estetik olarak kaygısız olarak yaşayın. Şimdi Esas sevgili seyircilerimiz olur. çok fazla vaktinizi almadan ben çok sonuç odaklı bir kadının ve ben televizyonda bile bir şey iz izlediğim zaman e hadi sadede gelin nasıl zayıflayacağım, nasıl olacak bak televizyoncu olmama rağmen ben bunu istiyorum. Ama az sonra diye de bir şey var. Ama <laughs> ben burada az sonra yapmayacağım. Vallahi Peki. az sonra yapmayacağım. Direkt olarak konuya gireceğim. Şimdi Aha. hocam biliyoruz. Stres, evet. işte ne bileyim uykusuzluk, hı hı. bir takım metabolik hastalıklar kilo aldırıyor. Doğru. Değil mi? Bunu artık her programda her şekilde anlattınız. Ama ben direkt hiçbir konulara girmeden ama siz derseniz ki burada ekleyeceğim var bak bir dakika buraya parmak basmak istiyorum derseniz tabii ki buyurun. Ben tamam. bize 10 madde verin 10 maddede fit olalım. Sağlıklı Olmadığı olalım, zayıflayalım. Olalım. Harika. Çok Aslında şey gayet komprime, hap gibi bir şey. Gerçekten olabilecek bir durum bu. Aslında basit şeylerle olabilecek bir durum. Şimdi 10 maddemizi vermeye başlayalım. Şimdi bir kere eğer siz birden birdenbire kilo almışsanız, veya birden bir kilo vermişsiniz. Mutlaka önce bir doktorunuza başvurun. Aile hekiminize bir başvurun. Çünkü herhangi bir hastalık olup olmadığı altta araştırılmalı. Tiroidiniz sağlıklı çalışıyor mu? Kan şekeriyle ilgili bir probleminiz var mı? İnsülin direnciniz var mı? Kiloya sebep olacak herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz? Bunların tespitinde fayda var. Hocam ben baktırdım. Hiçbir hastalığım yok. Gayet, gayet sağlıklıyım. Diyelim. İnsülin direncim yok. Pankreasım yeterli çalışıyor. Tiroidimde sıkıntı yok. O zaman ne yapayım? Beslenmemde neleri düzenleyeyim? Basit anlamda Bunları düzenlediğim zaman kilo verebilir miyim? Evet. Tabii bunun yanına her zaman artı söylediğim her maddenin yanına artı egzersiz koyacaksınız. Yani bu 10 maddede sayacağım size şimdi ama bunların her birinin yanına artı egzersiz. Suratımı görmediğiniz zaman. Hiçbir şey hiçbir şey yapamıyorsan Nur, yürü. Yürüyüş Spor yap. sevmiyorum hocam. Ya. Sabah kanala gelirken yürü. Program bitince çık şuradan yukarıya, taşına doğru uzan. Yarar tabii ki. Yaramaz olur mu? Ama tempon nasıl olacak? Vitrin gezer gibi değil kendi temponla koşmayacaksın. Ayağında rahat bir spor ayakkabı. Günlük hayatımızda dışarıda olmak, gezmek, yürümek kadar keyifli bir şey yok. Ama bant üzerinde yürüyüşü asla tavsiye etmiyorum. Bant üzerinde falan yürümeyin. Yani her madde artı egzersiz olarak Ama hareket on şart. tane maddeyi. Hareket şart. Şimdi bir, yağdan korkmayın. Sağlıklı yağları bol bol tüketin. Size anlatılan o kolesterol hikayeleri yok yağ yersen yağ birikir kilo alırsın bunlar palavra sağlıklı zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı, sade yağ sağlıklı yağlardır. Bunları bol bol tüketin. Yağ size yüksek enerji verir ama glisemik indeksi sıfırdır. Önemli olan kalorinin kaç kalori olduğu değil, kaloriyi nereden aldığınızdır. Eğer siz çay şekeri veyahut bal pekmez yiyerek kalori alıyorsanız, glisemik indeksi neredeyse yüze yakın bunların, o zaman kilo alırsınız. Kan şekeriniz hızlı yükselir ve düşer. Kan şekeri dengesizlikleri yaşarsınız. Ama yağ yediğinizde Karbonhidratın 1 gramı 4 kaloridir, yağın 1 gramı 9 kaloridir. Zeytinyağı yediğiniz zaman daha yüksek enerji alırsınız fakat glisemik indeksi sıfır olduğu için kilo almanıza sebep olmaz. Tam tersine enerjiniz yüksek olduğu için daha rahat hareket edersiniz ve vücudunuzda biriken zararlı yağları, trigliseritleri yakar, kilo verirsiniz. Yani tereyağı damar tıkamaz. Tereyağı, tereyağı damar tıkamaz. Kilo yapmaz. Damar tıkanıklığının sebebi kolesterol değildir damar tıkanıklığının, kalp damar hastalıklarının bir numaralı nedeni diyabettir. Kolesterol değildir. Bu bir realitedir, bir klasik bilgidir, uydurulmuş bilgi değildir, yeni ortaya çıkan bilgi değildir. Biz bunu işin başından beri biliyoruz. Kalp damar hastalıklarına yol açan bir numaralı neden diyabettir. Diyabetin sebebi de karbonhidratları tüketimidir. Yani sağlıklı zayıflama için bir numaramız yağdan korkmayın. yağ yiyin ama hangi yağlar sağlıklı yağlar? Zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı ve sade yağ. Diğer yağlar yani ayçiçek yağı, mısır özü yağı, riviera zeytinyağı denilen rafin edilmiş yağları evinize sokmayın. Hele margarini hiç söylemiyorum bile. Bunların hepsinden uzak durun. Bunlar sağlığınız için zararlı yağlar. Mısır özü yağı da evet, öyle. Bir numara yağdan korkmayın. Bol bol yağ tüketin eğer zayıflamak kilo vermek istiyorsanız artı egzersiz. Ki bir şey söyleyeceğim. Bugün var ya burada alacağınız tiyolar, beslenme önerileri farklı e, tarihler verecek hocam. Bunu bile uyguladığınızda kilonuzda değişiklik olduğunu göreceksiniz. Kesinlikle. Yani kaç mesela bugün verdiğiniz tavsiyeleri uygulamaya başladık. Ne kadar süre sonra kilonuzda bir oynama olur? Bunu hiçbir zaman anlık bir şey olarak görmeyin. Hasta vardır ayda 10 kilo verir, hasta vardır hı hı. ayda 1 kilo verir. İdeal kilo verme ortalama olarak ayda kilonuzun %5'ini vermektir sağlıklı kilo verme. Örneğin 80 kiloluk bir insanın sağlıklı kilo vermesi demek bir ayda kilosunun maksimum %5'ini vermesi demektir. Hızlı kilo vermeyi istemiyoruz biz. 80 kilonun %5'i 4 kilo eder. Yani 80 kiloluk bir insan bir ayda 4 kilo vermişse şahane bir şey yapmış, mutlu olabilir. Ama bu kimi insanda 80 kilodur yine 2 kilodur, kimi insanda 6 kilodur. Metabolizma ile alakalı, değişiyor. egzersizle alakalı, sahip olduğunuz risklerle alakalı, beslenme şekliyle alakalı, hormonal durumla alakalı, hatta iklimle alakalı. Dolayısıyla kilo Stresle verme alakalı. özellikle kadınlarda erkeklere göre çok daha zordur. Çünkü kadınlarda hormonal denge çok daha incedir. Ve bir adet siklusu boyunca hormonlar iner çıkar çok sayıda hormon. erkek biliyorsunuz primitif Allah bize önce yaratmış bakmış olmadı. Kadınları yaratmış. Neden? Çünkü kadınların üreme yeteneği var. Kadınlar gerçekten erkeklere göre çok daha gelişmiş bir organizma. Fakat buna mukabil kadınların da vücudunda daha çok östrojen var, daha çok yağ var. Üreme için bu gerekiyor çünkü. Kadınlar erkeklere göre maalesef daha zor kilo veriyorlar. Erkeklerin tek bir üstünlüğü var. Kas gücü. Ondan başka da bir üstünlüğü yok erkeklerin. Kas gücü de ne kadar büyük bir üstünlüktür? bilinmez artık. Tercih. Bunu ben ilk defa ben söylemiyorum. Burada bir erkek tarafından. E, öyle vallahi. Ama yine yani. de erkekler başımızın tacı. Erkekler başımızın tacı ama kadınlar da bizim kraliçemiz. Kadınlar <laughs> olmasa hayat mümkün olmaz çünkü. Onun için. Ay hocam Allah sizin gibi erkeklerin sayısını çoğaltsın vallahi. E, Kaldım böyle. E, olmaz olur mu canım? Aa bizim ha? kültürümüz odur. Biz ana erkil toplumuz. Orta Asya'dan beri böyleyiz. Böyle düşünen bütün erkekler candır. Orta Asya'dan beri böyleyiz. Bakın Orta Asya'dan beri tohumu kadın saklar. Niye? Tohum üremedir. Üreme ananın kontrolündedir. Ananın çeyiz sandığındadır. Kızına çeyizine koyar tohumu. Doğru. Bu böyledir. Her zaman böyle olmuştur. Bizim kültürümüz anaya önem verir. Analık en önemli kurumsal kültürdür bizde. Ve evet obayı bey yönetir ama aslında... Evet. Ananın sözü geçer. O zaman şundan yola çıkarak anneler bakın bize çok görev düşüyor yani bir kadının mutfaktaki bilgisi, bir kadının sofra kültürü, çocuğunun sağlıklı olmasını, damak zevkini değil mi? Her şey. E, bedeninin ne kadar zeki sağlıklı olmasını. olacağını ve zeki olacağını Hı -hı. yine bir kadın belirliyor aynen O yüzden aynen. ne olur bugünkü bilgileri bir kenara not alın. E, yönetmenimden rica edeceğim biraz önce tablomuz vardı Hı. ekranda onu getirelim. Şimdi bir Hocam numara yağlar. yağlar. Dedik. Evet. İki, İki numara, numara. probiyotiklerden Zengin beslenin, nasıl probiyotiklerden zengin beslenirim? Niye probiyotikler önemli? Probiyotiklerin kiloda önemli olmasının birkaç sebebi var. Hı hı. Bir kere bir, Probiyotikler bizim bağışıklık sistemimizin ana savunma duvarı. Bağışıklık sağlıklı olmazsa kilo milo veremezsiniz. İki, Probiyotikler bizim için vitaminler üretir. K ve H vitaminleri ve serotonin üretir. Serotonin mutluluğun hı hı. ana formülüdür. Dolayısıyla streste olursanız, mutlu olamazsanız, depresyona girerseniz yine kilo veremezsiniz. Son madde çok önemli. Bizim her gün yediğimiz gıdaların %25'ini biz vücudumuzdaki probiyotiklere veririz. Bizim probiyotiklerimiz canlı. Hı hı. Canlı probiyotiklerin gıdaya ihtiyacı var. Nereden alacaklar gıdayı? Bizim yediklerimizden alacaklar. Yani ben her gün beslenirken yediğim tüm gıdaların %25'i probiyotiklerimin gıdasıdır. Eğer benim probiyotiklerim sağlıklı değilse, antibiyotik kullandığım vücudumdaki probiyotikler yok olduysa, o zaman yediğim gıdaların %25'ini yiyecek probiyotik de yok. Ne olacak? O %25 bana yağ ve kilo olarak geri dönecek. Yani benim probiyotik yapım zengin olursa, probiyotiklerim sağlıklı ve çok sayıda olursa o zaman yediğim gıdaların %25'ini alacağı için ben de zayıflamaya başlarım. Yani sağlıklı zayıflamanın yolu probiyotikten zengin beslenmeden geçer. Ne demektir probiyotikten zengin beslenme? Sirke, ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu, evde mayalanmış kefir, kombuça gibi fermente gıdaları bol 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 tüketmektir. Biz çocukken annem kahvaltıya bile turşu koyardı. Kahvaltıda bile turşu yerdik. Şimdi bu kadar zengin bir probiyotik içeriğinden günümüz modern insanına geldik. Günümüzde modernleştik Anadolu'da ya. Anadolu'da da yok mu hocam mesela Karadeniz'in turşu var. kavurması? Olmaz olur değil mu? Mi? Benim annem de tokatlı. Bizimkiler de turşu kavurması yapar. Şimdi bakın Anadolu'nun her şeyi fermente gıda zaten. Doğru. Anadolu'da düşünsenize keş yapar fermente gıda. Yoğurt zaten fermente gıda. Biz binlerce yıldır yoğurt mayalıyoruz. Avrupa daha bizden öğrendi 150 yıl önce yoğurt mayalamayı. Evet. Bunlar çok önemli probiyotikler. Ama diyorsun. sadece bunlar değil. Bakın çiğ sebze roka, brokoli. Bunlar da probiyotik. Bunu çiğ yiyebilir miyiz brokoli? Tabii birazdan yiyeceğiz zaten. Ben size çiğ brokoli yitireceğim birazdan. <laughs> <laughs> Bunlar yani çiğ ya sebzelerde, şey salatalarda probiyotik içerir. Hocam Çok ben önemli. şunu istiyorum, yani tamam diyet yapayım ama biraz da damak zevkimi olsun ya böyle sasık sasık şeyler yemeyin. Yemeyin zaten. Lezzetlendirin. <laughs> Tüm baharatları kullanın. Hayatla aromatik otları bağır, kullanın. kopar hocam? Limon kullanın, sarımsak kullanın, soğan kullanın, bütün aromatik otları, dereotunu kullanın, fesleğeni kullanın, maydanozu kullanın ve lezzetlendirin yemeklerinizi. Bunları lezzetlendirmek mümkün ve tabii lezzeti veren, damak tadı olarak lezzeti veren en önemli faktör nedir? Nedir? Yağdır. Öyle mi? Evet. Lezzet yağdan gelir. Bütün aşçılar bunu bilir. yağ kullanıyoruz. Tereyağımız Yağı bol var. bol kullanıyoruz. Peki. peki lezzet veren yani bir şey hani daha var. Hani size light diyorlar ya light ha. ürünler tükettirmeyeceğim. Peki. Asla light bir şey tüketmeyin. Light dediği yağını alıyor. Çok zorlanacağınız bir soru soracağım. Hı. Üçüncü madde mesela. Hı. Bizim damak kültürümüzde, bizim yemek kültürümüzde ekmek var. Hı. Ekmeksiz doyduğumu hissetmiyorum. Mutsuz kalkıyorum masadan. Diyorsunuz ki Buğday olmak üzere kan şekerinizi yükselten yiyecekler tüketmeyin. Tüm tahıllardan ne uzak durun. Yemeyeceksiniz. Niye yemeyeceksiniz? Hepimiz doğduğumuz günden itibaren belli bir beslenme alışkanlığı. E bugüne sahibiz. kadar yiyorduk. Benim dedelerime bir şey olmadı Anaanneme e, falan. Sizin dedeleriniz yediği buğday bugün kalmadı. Sizin dedelerinizin yaşam tarzı da bugün yok. Dedeniz gideceği yere yürüyerek gidiyordu. Otobüs yoktu, araba yoktu. Evine asansörle değil merdivenle çıkıyordu. Isınmak için odun kömür taşıyordu. Tarlada çalışıyordu. Dolayısıyla onun hayatında zaten kilo almak diye bir şey söz konusu değildi. Ne şanslılar. Ve artı yedikleri sebzeler, meyveler, tahıllar hepsi yerli tohumlar üretiliyordu, Tarım ilacı yoktu içinde. Günümüz dünyasına geldik. Arabadan inmiyorsunuz. Her yere arabayla gidiyorsunuz. Asansör aman Allah bir kat bile merdiven çıkmıyorsunuz evinize yemek yapmaya üşeniyorsunuz dışarıdan yemek söylüyorsunuz. Odun, kömür taşımayı falan unuttunuz. Aranızda odun kırmayı bilen kalmadı. E, tarlada çalışmıyorsunuz. Her gün masa başında oturarak çalışıyorsunuz. Ve bir de üstüne yediğiniz yiyeceklerin hepsi hibrit tohum ve tarım ilacı dolu. Tarım ilacı dedikleri şeylerin ciddi bir kısmı hormondur. Ürün versin diye verilir bitkiye. O hormonları yediğiniz zaman sizin hormon sisteminiz de bozuluyor. E. Ondan sonra benim dedem de yiyordu. Senin deden bugünkü hayatımı yaşıyordu. Sen dedenin çalıştığı kadar çalışıyor musun? Ama bir şey söyleyeceğim size. Mesela şimdi 60 yaşındaki bir insan bana yaşlı gelmiyor. Hı. Hani yaş da ileri gitti. Artık 80'ler, 90'lar ileri O bizim yaş. algımız. E, ortalama yaşam süresine baktığınızda o kadar da uzamadı. 300-400 yıl öncesine göre dünyadaki ortalama yaşam süresi sadece 3-3,5 yıl uzadı. E, herkesin ailesinde, benim de ailemde var. Benim annemin sülalesinde 100 yaşını devirmiş bir sürü insan var. Ekmek yok mu hocam? Ekmek var ama bak... Tekrarlıyorum Tokat'ın köyünde, Reşadiye'nin Karlıyaylı köyünde, orman köyünde hayatını geçimini devam ettirebilmek için deli gibi çalışan insanlar bunlar. Onun yaptığı ekmek kendi ürettiği yerli tohumdan ürettiği ekmek, kendi mayasıyla odun fırınında pişirdiği ekmek, o ekmekle bugünkü ekmeğin arasında ben alakası yok. Ben evde ekmek yapsam? Aynı şey değil tohum değişti çünkü boşuna direniyorsun Nurcuğum vermeyeceğim sana ekmek <laughs> evde de yapsam vermeyeceğim şimdi niye size ekmek vermiyorum ona bakacağım. Vermeyeceğim de vermeyeceğim <laughs> ekmek, ekmek vermeyeceğim. Hadi bakalım. Ay vallahi enerjim tükeniyor ekmeksiz ya hocam. Enerjiniz ekmeksiz tükenmez niye tükenmez onu anlatacağım şimdi bu tahıllar yani buğday, arpa, çavdar, mısır, pirinç bunların hepsi tahıldır ve tahılların glisemik indeksi yüksektir. Glisemik indeks ne demektir? Glisemik indeksi anlatalım. Yediğiniz herhangi bir gıdanın kan şekerini yükseltebilme hızına ve gücüne verilen değere glisemik indeks denir. Bir gıda kan şekerini ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü yükseltiyorsa glisemik indeksi o kadar yüksektir. Örnek vererek başlayalım. Ee, zeytinyağı burada yok. Zeytinyağının glisemik indeksi sıfırdır. Kırmızı etin sakatatın glisemik indeksi sıfıra yakındır. Çay şekerinin glisemik indeksi 49'dur. Aa. Çay şekeri 49'dur. Beyaz ekmeğin 69'dur. Tam buğday ekmeğinin 72'dir. Tekrar vurguluyorum. Çay şekerinin 49 glisemik indeks, tam buğday ekmeğinin 72. Mısırın, pirincin glisemik indeksi 80'nin üzerindedir. Saf glikoz referans kabul edilir. Hani bu mısır şurubu, glikoz şurubu diye satılan madde referans kabul edilir. Glisemik indeksi 100'dür. Glütensiz ekmek olarak satılan ekmekler var yani... Ya gluten free unlardan yapıldı, glutensiz unlardan yapıldı ya da markette satılan glutensiz unlar var ya. Bunlar pirinç ve mısır nişastasından yapılır. Pirinci ve mısırı nişasta formuna öğütünce glisemik indeksi yükselir. Glutensiz ekmek ve glutensiz un olarak satılan ürünlerin glisemik indeksi 115'tir. Çay şekerinin iki katıdır. Yani siz bir gıdayı tüketirken kaç kalori alacağım hesabı yapmayın, glisemik indeksini yapın. Onu da hesaplamayın, doğru gıdayı öğrenin, onları tüketin. Matematik hesabıyla beslenme olmaz. Şimdi niye ekmek yemeyelim diyorum. İki tane ana sebebi var. Bir, ekmeğin glisemik indeksi çay şekerinden daha yüksek. Siz tuzlu bir gıda yediğinizi düşünüyorsunuz. Ama tam tersine vücut için şeker olan bir gıda yiyorsunuz. Bu kadar yüksek glisemik indeksi ekmek yediğiniz zaman ne olur? Sabah kahvaltıda... Ben işte o diyetisyenlerin verdiği gibi tam buda ekmeğini yağsız peynirle tost yaptım. Yağ yok yanında çayla bir tost yedim. Sabah saat 8.30 diyelim. Nur geldi, işte programa başlayacak. Programa başlamadan önce tostunu yemiş, işte makyaj yapılmış, hazırlıklarını yapmış. Saat olmuş on buçuk, aradan geçti iki saat. Bir kazınma başlar mıydı? Kan şekerim önce pik yapar, ikinci saatte insülin salgısıyla düşer. Saat on buçuk, on bir arası Nur'un elleri titremeye başlar. Sinir kat sayısı yükselir. Niye? Kan şekeri düştü. Açlıktan. Şimdi birazdan reklam arası olur. Nur'un eli ayağı kesilmiş. Çocuklar bana bir hurma, bir, bir meyve, bir bisküvi, bir şey verin. Kan şekerim düştü. Niye? Programa devam edemiyor. Heyecan değil, kan şekeri düştü. Hmm. Çoğu insan bunu heyecan sanır. İşte sınava girdim, heyecanlandım. Canlı yayına çıktım, heyecanlandım. Hayır, kan şekeri düştü. Ya da hocam restorana gideriz. Bir sipariş verirsin o sipariş bir türlü gelmez sinirlerin tepene çıkar. Aynen öyle çünkü kan şekerin düşmüş iyice beklemeye tahammülün Hatta yok yemeğe Hatta dersin ki ben lokantada beklemek sevmiyorum. İşte bundan dolayı dolayısıyla lokanta ne yapsın sen gelmeden önce senin ne yiyeceğini bilip de erkenden mi hazırlasın da pişirsin suçu yok garibanların onlar da işini yapıyor ama siz öyle bir durumdasınız ki kan şekeriniz düşmüş tahammülünüz kalmamış ne derler halk arasında şeker sinir yapar. Şeker sinir yapar. Şekeriniz Doğru. düşerse kendinize hakim olamazsınız. Ağzınızdan bir laflar çıkar sonra oturur hayret edersiniz. Ben mi söyledim bu lafları? Utanırsınız insanlara niye böyle davrandım diye. Öyledir gerçekten. Peki ikinci faktör nedir? Birinci faktör anladık. Kan şekerini çok hızlı yükseltiyor ve bizi acıktırıyor. Yani tam tersine hani ben ekmek yemeden doyamıyorum lafının tam tersine bizi acıktırıyor. Sık sık yememize ve kilo almamıza sebep oluyor. İkinci faktör şudur. Bunların içinde gluten vardır. Tahıllar gluten içerir ve gluten bizim bağışıklığımızı bozan ana faktördür. Bugün gluten insanoğluna zarar veren gıda kaynaklı en kötü maddedir. Ekmek Glütenden yemeyeceksiniz diyor. Ekmek yemeyin lütfen. Tahıllardan uzak durun, pilavlardan uzak Börek. durun, tatlılardan uzak durun, börekten de uzak durun, bazlamadan da uzak durun, haşhaş içerekten de uzak durun, gözlemeden de uzak durun, katmerden de uzak durun, kekten de uzak durun, hepsinden uzak durun. Hocam öl diyorsunuz hepsi bize ya. Öl demiyorum. O kadar çok şey, şey var ki yiyecek. Etiniz var, sakatatınız var, yağınız var, kuru yemişiniz var, sebzeniz var, kuru baklageliniz var, sirke var, turşu var, yoğurt var, her şey var. Ama yanında lütfen ekmek, makarna, pilav, tatlı yemeğin. Doymadınız mı iki tabak yiyin. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela bu yapmaz kek yeme diyorsunuz ya bir kek de çırpmayalım mı yani? Mesela bir badem unuyla... Çırpmak oluyla... istiyorsanız çırpın ama yemeyin. <laughs> Yok hocam. Yani yemeğin diye gerçekten ağzımızı tatlandıracak bir şey istiyoruz. Yemeden de yaşanmaz ki şimdi. Var çok tipik bir duygu gibi geliyor bana. Yemeden yaşayın demiyorum. İstediğiniz kadar yiyin diyorum. Miktar vermiyorum. Kalori hesabı yapmayın Ama diyorum. Siz en diyorum. en güzelleri yasaklıyorsunuz. En güzeller kişiden kişiye değişir. Damak tadına göre değişir. Mesela ben 10 yıl kek yemesem kek aramam. Ama keke çok düşkünsen az önce ağzından kaçırdım. Badem unuyla kek yapabilirsin Nur. Türkiye'nin en sevilen ve en güvenilir hekimlerinden Doktor Ümit Aktaş nasıl zayıflayacağımızı ama sağlıklı ideal bedenimize nasıl kavuşacağımızı anlatıyor canlı yayında. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Her kelimeyi, her cümleyi, yayınladığımız her şeyi tek tek not alıyormuşsunuz. Daha da kalem kağıt yanınızda olsun çünkü biraz sonra Ümit Hocam muhteşem bir ekmek tarifi verecek. Susamla yapacağımız. Evet. Yani Şimdi ekmeklerde ekmek deyince kalmıştık. Sadece elimizin alıştığı buğday ununu kullanmak durumunda falan değiliz veya Karadeniz'de yapılan mısır ekmeğini kullanmak durumunda değiliz. Başka maddelerden de ekmek yapmak mümkün. E tabii onlar ve kolay olan şeyler kolay, olduğu için ucuz, elimiz ona her gidiyor. zaman elimizin altında. E şimdi dediniz ki en son e, buğday kesinlikle tüketmiyoruz, tüketmiyoruz. ekmek tüketmiyoruz. Hadi. Hocam ben börek gözleme vesaire dedim, Tüketmiyoruz dedim. Peki tüketmiyoruz. ne yapacağız dediğimde tayin e, ekmeği yapabilirsiniz evet. dedik. Gelsin mi? Var. Verelim mi hemen Hadi tayin veriyorum. ekmeğini? Çünkü burada bir virgül koyalım. Ekmeksiz ben yapamıyorum diyenlerdenseniz tayin ekmeği. Evet. Buyurun. Şimdi bu zaten bizim en çok izlenen tariflerimizden bir tanesi. Hem YouTube'da hem Instagram kanalımda mevcut. Ben takip çok ediyorum YouTube şey. tariflerini. Çok Harika. başarılı bu arada. Tamam, zor takip ediliyor zaten. Sansürlendiğimiz için sürekli ya. zor takip ediliyor. Ama isteyen, dileyen arayıp bulabiliyor. Maalesef sansürleniyoruz. Şimdi burada tahin ekmeği benim... Bekar adam tarifi dediğim tariflerden bir tanesi. Yani siz hiç mutfakla alakalı bir insan değilseniz bile bunu çok kolay yapabilirsiniz. Ön hazırlığı falan da yok. İçine zerre kadar un, ne badem unu ne buğday unu hiçbir şeyin ununu koymuyorsunuz ve son derece başarılı, pofur pofur kabarmış bir ekmek yapıyorsunuz. Tarifi çok basit. Bir su bardağı tahin, hı hı. mümkün olduğu kadar yerli susamdan çekilmiş, katkı maddesi içermeyen, ısıl işlem görmemiş, kavrulmamış susamdan çekilmiş tahinleri tercih edin. Bulunabiliyor çok şükür bugün Türkiye'de. Bu bir bardak peynir tahinin içine ben yarım bardak peynir koyuyorum tercihinize göre kimisi lor koyar ben gövdeli peynirler severim işte e, İzmir tulumu, Edremit tulumu, Bergama tulumu gibi peynirleri severim öyle peynirler koyuyorum. Ne peynir diyorsunuz ha gövdeli, gövdeli mi? Gövdeli aromalı yıllanmış Aa. peynirleri severim ben. Dört e, tane yumurta kırıyorum içine tam yumurta dört tane tam yumurta. Hı hı. Ceviz koyuyorum yarım kase kadar yine damak tadınıza bağlı istiyorsanız ceviz yerine başka ay çekirdeği, kabak çekirdeği koyabilirsiniz veya başka kuru yemişleri kullanabilirsiniz. Fındık koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı mahlep koyuyorum ve en önemlisi karbonat koyuyorum. Bir çay kaşığı karbonatın bir yemek kaşığı sirkeyle köpürterek bunun içine koyuyorum. Bütün bu karışımı ona ekliyorsunuz. Evet. Hepsini bir kasenin içine koyuyorum. Biraz pul biber koyuyorum. Biraz susam üzerine serpilebilir. Biraz dereotu. Tamamen damak tadınıza bağlı olarak yaparsınız bunu. Bir tutam kaya tuzu. Ondan sonra çırpıyorum. Bunu çırpma teliyle falan çırpmaya kalkmayın. Çırpamıyorsunuz. Çünkü çırpmaya başlayınca o yumurta, karbonat ve tahin karışınca tahin öyle sert bir kıvam alıyor ki tabii. zorlanıyorsunuz. Spatulayla falan çırpın bunu veya kaşıkla çırpın. İyice güzelce birbirine yedire yedire çırpıyorsunuz. Bir, bir iki dakika çok öyle fazla uzun da değil. Böyle gibi ne oluyor? Bayağı kıvamlı bir hamur oluyor. Aynen hmm. hani tahin pekmezin pekmezini az koyunca tahin katılaşır, sertleşir ya aynen öyle Doğru. bir şey oluyor. Ondan sonra bunu ben muffin kalıplarına, küçük kalıplara döküyorum. Üzerlerine biraz susam fırına veriyorum 180 ila 200 derecede 20-30 dakika en fazla. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Ha muffin kalıplarını yarım doldurun. Sakın ha sakın üstüne kadar doldurmayın. Çünkü mu? muazzam kabarıyor. Ya. Evet. Hani o çizgi filmlerde falan olur ya kek görüntüsü böyle kocaman kabarmış. Aynen öyle oluyor ve son derece lezzetli oluyor. Üstelik bunun için de sağlığınız için zararlı hiçbir karbonhidrat yok. Tahin sağlığınız için en faydalı maddelerden bir tanesi glutatyon içerir. Peki Detoks susamdan mu? Yağ değil mi? Evet. Susamın yağdır, Ezilmişidir tayin. E, kilo Ve dünyanın mi? en sağlıklı yağlarından bir tanesidir. Birinci maddemiz neydi? Yağlardan yağ korkmayın. Kilo yapmaz. Sağlık yağlar kilo yapmaz. Tam tersine size enerji verir. Kilo vermenizi sağlar. Kilo almanıza sebep olan yağ değildir. Damar tıkanıklığına sebep olan yağ değildir. Bunların en önemli sebebi karbonhidrat tüketmek ve diyabettir, kan şekeridir. Onun için tahinden korkmayın. Tahin ekmeği son derece basit. Çok güzel bir tarif Diyabet hastalarının bile yiyebileceği, diyabet hastalarının bile yiyebileceği, karbonhidrat neredeyse sıfır içeren, son derece sağlığınız için faydalı bir ekmek. Tahinin içinde glutatyon var. Glutatyon vücudumuzdaki en önemli toksin temizleyen detoks ajanıdır. Tahin dünyanın en sağlıklı gıdalarından bir tanesidir. Onun için tahini bol 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 Tüketin Bu glutatyon şey değil mi böyle e, damardan takılan hani böyle Deliyorlar, gençleşmek, evet. güzelleşmek Aslında için. Aslında glutatyon hepimizin karaciğerinde sağlanır. Glutatyon çok kıymetli bir maddedir. Vücudumuzun en önemli detoks ajanıdır. Tabi glutatyon tek başına çalışmaz. Tekrar vurguluyorum. Modern tıbbın bağışıklık sistemine bakış açısı nedir? Beş tane görmeyen insanı bir filin yanına koymuşlar. Fil nedir demişler. Bir tanesi kuyruğunu yakalamış fil bir kamçıdır demiş. Diğeri hortumunu yakalamış fil bir hortumdur demiş. Bir diğeri bacağına sarılmış fil bir kütüktür demiş. Bir tanesi gövdeye dokunmuş fil bir kayadır demiş. Fil bunların hiçbiri değildir ama fil bunların hepsinin bir bütünüdür. İşte modern tıp bağışıklık sistemine böyle yaklaşıyor. Bize bir takım mucizevi maddeler veriyor. Glutatyonla detoks, işte dünyanın en mucizevi maddesi. Bilmem ne, inositol bilmem ne, ıvır zıvır bakıyorsunuz herkese mucizevi bir takım maddeler Doğru. veriyor. Bağışıklık sistem bir bütündür. Sadece bir tek maddeyi takviye ederek bağışıklık sistemini düzenim üzerine sokamazsınız. Bağışıklık sisteminin düzene girmesi için olaya bir bütün olarak yaklaşmanız gerekir. İnsan fizyolojisiyle, psikolojisiyle, ruhsal durumu ve çevresiyle bir bütün olarak yaşar. İnsan makine değildir. İnsanı bir makine gibi algılayamazsınız. Dolayısıyla... Bir insanın bağışıklık sistemini düzene sokmak için ihtiyacınız olan ilk şey yaşam sevincidir. Önce mutlu olacak. Sonra Doğru. tabii ki beslenmeyi düzene sokacak. Tabii ki egzersiz yapacak. Tabii ki sağlıklı uyku uyuyacak. Vazgeçilmezlerden bir tanesi. Bütün bunlar olmadan insan bir bütün olarak sağlıklı yaşayamaz. Bağışıklık sistemine mucizevi glutatyon verdim. Olaya, hayır halledemediniz hiçbir şey, Hiçbir, inanmamak hiçbir şey inanmamak yani, Tek bir maddeyle hiçbir şey olmaz. Hep diyoruz ya tek çiçekle bahar gelmiyor. Aynen öyle, bahar bravo. geldiği zaman doğa uyanıyor. Birçok çiçek aynı anda açıyor. O yüzden tek bir şeye inanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Zeytinyağı, e, tereyağı, sağlıklı yağlar tüketiyoruz. Hı -hı. Probiyotikten zengin besleniyoruz. Asla buğday tüketmiyoruz. Tahıllardan uzak duruyoruz. E, mevsim sebzelerini sıklıkla tercih evet. ediyoruz. Her öğününüzde sebze olsun. Yani salata ve turşu. Herhangi bir gıdanın turşusunu kurduğunuz zaman faydasını onlarca kat artırırsınız. Bunu unutmayın. Öyle mi? Onun için bol turşu tüketin. Hem probiyotik alacaksınız, hem çiğ sebze tüketmiş olacaksınız, dif alacaksınız. Sebze yemeden sağlıklı yaşayamazsınız. Buradan Adanalılara selam olsun. En güzel turşuları Adana'da gördüm beni. Öyle mi? Vallahi Bravo. O kadar güzel turşular vardı ki. Bu arada Ayvas Şef'e de selamlar gönderiyorum. Bir Tokatlı olarak hocamla gurur duyuyorum demiş. Sağ Şimdi olsun tatlandırıcılar bu da benim çok dikkatimi çekiyor. Evet. Sanki ben tatlandırıcı ile şeker çay içtiğim zaman bana zararı yokmuş gibi geliyor. Kilo evet. yapmazmış gibi tatlandırıcılar geliyor. Tatlandırıcıların kalorisi sıfırdır ama tüm tatlandırıcılar insülin metabolizmasını uyarır. İnsülin direnç Yükselmesine sebep olur. Tatlandırıcılardan uzak durun. Üstelik bir de kimyasal tatlandırıcıların tamamının kanserojen olduğu gösterilmiştir. Çok önemli bir şey. Öyle kanserojen. Mi? Hocam ben kimyasal değil bitkisel tatlandırıcı kullanıyorum. İki tane zarar verir. Bir az önce söyledim, insülin direncini tetikler, insülin metabolizmasını uyararak kalorisi sıfır olmasına rağmen. İki o tatlı lezzetinin damak tadı bağımlılığını devam ettirir. Tatlı, damak tadı bağımlı yapar. Dolayısıyla siz onu yedikçe, tatlandırıcı kullandıkça damak tadı bağımlılığınız devam eder Daha ve canınız tatlı hep tatlı yemedi. istemeye devam eder. Bir de burada of. diyet içecekler ve light yiyecekler, light bisküvilerden de bahsetmek gerekir. Onlar da zarar. O markette satılan light bisküviler aslında yağı alınmış hamurlardan yapılır. Light dediği zaman yağ oranı düşük demektir. Yani karbonhidrat içeriği yüksektir. Bir de ne dedik? Yağ glisemik indeksi sıfır olan bir maddedir. Herhangi bir gıdanın içine... Yani illa ki ben pirinç pilavı yiyeceğim hocam diyorsanız en azından sağlıklıysanız tabii diyabet değilse en azından bol tereyağlı hazırlayın. Glisemik indeksini yağ düşürür. Yağın sıfırdır çünkü glisemik indeksi. Ya da hocam ben sağlıklıyım. Haftada bir illa ki bir dilim siyez ekmeği yiyeceğim ya da siyez buğdayından yapılmış simit yiyeceğim diyorsanız o zaman üzerine bol tereyağı sürün. Niye? Glisemik indeksini düşürmek için. Yağ olmadığı zaman light bisküvilerin içinde yağı alındığı zaman glisemik indeksi yükselir. Yani benim dedem ekmeğine bir yağ sürerdi. Bir tereyağı sürerdi. Şimdi hatırlıyorum yani var ya hani onlara bakınca diyorsunuz ki onlar nasıl böyle hastalanmamış, sağlık yaşamışlar. Tarih yağ sağlık olarak ve yağ zenginlik olarak adlandırılmıştır. Rahmetli anneannem çocukluğuyla ilgili anlarını anlatırken örneğin bir evin zenginliğinden bahsederken ev küp küp yağ doluydu diye anlatırdı. Tabii. Ev küp küp yağ doluydu, zengin evi. Tarih boyunca böyle olmuştur. Bir de tabii zenginliğin ikinci göstergesi nedir? Bal. Niye bal zenginlik göstergesidir? Çünkü günümüze gelene kadar sonra 50-60 yıl öncesine kadar ya sadece bal sadece arıların yaptığı bir şeydi. Çok az bulunuyordu. Eğer bir insanın evinde küp küp bal varsa o zengin insan anlamına geliyordu. Günümüzde ne oldu? Dünyada üretilen balların %99'unu arılar değil insanoğlu üretiyor. Marifet etmiş gibi. Sonra da bize onu satıyorlar. Hakiki baştanıyoruz biz onu. Ama şimdi Değil zeytinyağı da zenginlik göstergesi. Kilosunu zeytinyağı biliyorsunuz. Zeytinyağı da çok zenginlik göstergesi. Yani. Bütün Ege'de zeytinyağı tarih boyunca zenginlik göstergesi evet. olmuştur. Hep öyle. Peki, öyledir. devam edelim. Demişsiniz Hı -hı. ki Omega 3, Omega 3 değeriniz yüksek tutun. Magnezyumdan zengin beslenin. Evet. Kur yemişler tüketin. Ee, magnezyum kan şekerinin hücre içine sokulmasında yardımcı olan faktördür. Yani magnezyum olmadan kan şekeri dengelenemez, insülin direnci tamir edilemez. Bugün günümüzde kullanılan ayrı kotu ilacı glifozattan dolayı magnezyum eksikliğini çok fazla görüyoruz. Çünkü vücudumuzdaki mineralleri bağlıyor ve toprağı zehirliyor bu madde. Onun için magnezyum takviyesi almakta fayda var. Veyahut magnezyumdan zengin beslenir. Nerede var magnezyum? Milletin aklına hemen meyve geliyor. Kayısı da var, muz da var. Ama aslında magnezyum çok önemli bir takım yağlı tohumlarda çok çok daha fazla var. Örnek susam, siyah susam, haşhaş tohumu, çörek otu magnezyum açısından çok zengin. Biz bunları normalde hamur işine serperiz. Hamur işine serpmeyin. Bunları salatalarınıza, yoğurtlarınıza, çorbalarınıza serpin. Her gün en az bir yemek kaşığı yağlı tohum tüketin. Susam, siyah susam, çörek otu Mavi haşhaş tohumu evinizden eksik olmasın. ben susam çok severim mesela. Harika. Kilo susam. yapar susam diye hep yani şey yapardım. Yapmaz. Yağdan korkmayın. Susam kilo yapmaz, tayin kilo yapmaz. O artık, yapmaz. O artık omega notların 3, arasında. Çok önemli bizim için. Omega 3 insan vücudunda üretilemeyen bitkisel kökenli bir yağdır. Omega 3'ü bize eskiden gıdalarımız alırdık ama bozulan düzenden dolayı artık gıdalarla omega 3 alamıyoruz Alamıyorum, maalesef. Doğru. Omega 3'ü ne, neyle takviye ederim? Omega 3'ü bir kere evet yağlı balıkları mevsimde yiyerek, istavrit, sardalya, hamsi yiyerek alabilirim. Başka ceviz yiyerek, yağlı kuru yemişler 8. maddemizi yiyerek alabilirim. Başka semizotu omega 3 yönünden zengindir ama yine de omega 3'ü eksik kalıyor. O zaman da işte omega 3 takviyesi Takviye almamız gerekiyor. Evet. Unutmayın omega 3 elzemdir. Beynimizin 40 omega 3'ten oluşur. Vücuttaki tüm metabolik faaliyetler için omega 3 gerekir. Bunu da dışarıdan almak zorundayız. Buna zayıflamada dahil. Kuru yemiş tavsiyeniz ne? Kuru özellikle kavrulmamış kuru yemişleri kabuğuyla almanızı tavsiye ediyorum. Ceviz, badem, fındık, ay çekirdeği, kabak çekirdeği kavrulmamış olması çok önemli. Çünkü kavrulduğu zaman içlerindeki bu çoklu doymamış yağ asitleri bozuluyor. Sizin için faydalı değil zararlı hale geçiyor. Hele ki tuzlu olanını hiç almayın. Tuzu yapıştırmak için gluten kullanıyorlar. Peki kuru üzüm falan mesela çayın yanında bazen yiyoruz. Onlar yürüz. kuru meyve. Kuru meyvelerin tamamı glisemik indeksi yüksektir. Tüketmemeye gayret gösterin. Gayret edelim. Evet. Peki. Evet. Hareket zaten şart dediniz. Evet, bütün maddelere ne dedik? Her maddenin yanına artı egzersiz diye koyun. Artı egzersiz ne olmalı? Her gün yürüyüş bir saat. Evet. En kolayı. Haftada iki gün yapabiliyorsanız pilates tarzı, yoga tarzı, stretching yani germe egzersizleri içeren sporlar yapın. Germe gevşetme, için, çok germe, ihtiyacımız gevşetme. var. Aynen öyle. Peki uyku faktörü demişsiniz. Evet. Uyku kaç saat ödeniyorsunuz? Uyuyamazsanız kilo veremezsiniz. Uyuyamazsanız sağlıklı olamazsanız, uyuyamazsanız bağışıklık sisteminiz çalışmaz. İnsan uyurken kilo verir. Denemesi bedava. Uyumadan hemen önce tartılın. Ertesi sabah uyanın. Aç karnına yine tartılın. Uyurken hiçbir faaliyette bulunmadınız. Nasıl kilo gitti? Gider. Uyumak kilo vermenin en önemli faktörlerinden bir tanesi. E, Mutlaka sen. gece karanlıkta. Uyumak için elinizden geleni yapın, belli bir düzen oturtun. Akşamları lavanta, melisa, papatya çayları kullanın. Sizi strese sokan faktörleri geceleri düşünmemeye gayret edin. Geceleri egzersiz <laughs> yapın, yoga yapın, meditasyon yapın. Sakinleşmek <laughs> için uğraşın. <laughs> Hocam ee... demesi kolay, strese sokan kocayı ne yapacağız yani? Gece düşünme, burnun dibinde yatıyor adam. <laughs> strese sokan, strese sokan çocuğu ne yapacağız şimdi? Vallahi ne ya diyeyim şimdi? Ya bak bazı zor şeylerin, <laughs> hocam bazı şeylerin Tabii siz bir e, tıp doktorusunuz, doğru olanı bildiğinizi söylüyorsunuz ama ben de bir halk insanı olarak yani kocam beni strese sokuyorsa, çocuğum beni strese sokuyorsa gel de onu bırak. Yani Can, kenara koy. Bırak diyen yok. E Ama nasıl her problemin bir dilinde. çözümü vardır. İnsanlar bir günde birbirleriyle böyle kavgalı, dövüşlü hale gelmiyorlar. Dolayısıyla nasıl o hale geldiyseniz düzeltmek de mümkündür. Bunun için çaba harcamak gerekir, uğraşmak gerekir. İnsan nihayetinde mutluluğun peşinde koşar. Hayat bir tane, gün Doğru. bir tane, ikincisi yok. O da bugün. İnsan mutsuz olmak için yaşamaz, mutlu olmak için yaşar. Bunun da yolları, yöntemleri muhakkak vardır. Ama Hayatımızda olan işte böyle vazgeçemeyeceğimiz stres kaynaklarını ne yapacağız? Bir şekilde baş etmeyi, tolere etmeyi bu stres kaynaklarıyla başa çıkabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Uyku gerek. için bir tavsiyeniz var. Mesela şunu yiyin, şunu için. Akşamları e, çay ve kahve içmeyin. Bir gıda takviyesi gibi Akşam bir şey. Akşam yediden sonra hiçbir şey tüketmeyin. Akşam içtiğiniz çaylar özellikle melisa, lavanta, papatya gibi uyku çayları olsun. Saat 11'i geçirmeyin. Akşam egzersizi yapın, gece çıkıp yürüyüş yapın. Karanlık odada uyuyun. Odanızda televizyon, radyo vesaire ve cep telefonu bulunmasın mümkünse, ee, uyumadan önce ılık bir duş almak çok rahatlatır ve uykuyu getirir. Eğer çok fazla uyku problemi yaşıyorsanız uyku ilacı kullanmanızı asla tavsiye etmiyorum. Ama melatonin kullanabilirsiniz. Melatonin biz uyuyunca salgılanan bir uyku hormonudur ve bağışıklık sistemini güçlendiren hormondur. Uyuyunca bütün organlarınız sizinle birlikte uykuya yatar. Bir tek bağışıklık sistemi alevlenir. Uykuda bağışıklık sistemi canlanır, güçlenir. O yüzden nezle olunca gündüzü daha hafif, geceyi daha ağır geçirirsiniz. Aa. Gece vücudunuz nezle ile mücadele eder, virüslerle mücadele eder. Onun için sağlıklı uyku hem bağışıklık sistemi için hem de sağlıklı kilo için vazgeçilmezdir. Unutmayın bakın sağlıklı kilo diyorum. Estetik kilo demiyorum. Yani manken gibi olmanız demiyorum. Hiçbirinizi manken yapmayacağız. Bırakın manken gibi olmayı. Her yaşın, her cinsiyetin kilosu ayrıdır. Her insan için doğru kilo farklıdır. Vücudunuz ona karar verir. Siz doğru beslenin. Egzersizi ihmal etmeyin, sofranıza sahip çıkın, vücudunuz nerede duracaksa orada duracak. Hiçbir insan 90-60-90 fiziğe sahip olmak için uğraşmasın lütfen. Böyle bir şey yok. Öyle, amacımız Böyle bir şey o değil yok. zaten. Amacımız o değil. Karnımız göbeğimiz gitsin, İnsan 20, 20 yaşında olduğu kiloyla 40 yaşında 50 yaşında tabii. olduğu kilo aynı olmaz. Vücudunuz da aynı olmaz. Bir de bir şey Siz söyleyeceğim, bir kilo 20 yakışmıyor bir mu? Aldınız. Biraz hafif kilo yakışmıyor mu insana? Tarih boyunca balık eti olmak iyi bir şey evet. olmuştur. Zenginlik göstergesi <laughs> olmuştur yine. Niye? Zenginlik göstergesi niye diyorum sürekli biliyor tarihe yani bakın kadınlar sağlıklı, maşallah. Sağlıklı beslenebildiğini gösterir bu o insanın. Bakın burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Sağlık göstergesi. Şunu, şimdi diyelim ben 20 yaşındayken dünyanın en pahalı arabasını aldım. Evet. Arabaya da binmiyorum. Garajda saklıyorum kapalı garajda. Her gün siliyorum temizliyorum. Ben geldim 52 yaşına. 32 sene geçmiş. 32 sene sonra o araba aldığım ilk günkü gibi durur mu? Durmaz tabii. E benim vücudum nasıl 20 yaşında kalsın doğru. kardeşim? Olur mu öyle şey? Ben 52 yaşındakinin en iyisi olmak zorundayım. değil mi? İkinci Yaşın araba ilanlarına olmak. satıyorsunuz, doğru. bakıyorsunuz diyor ki, bak diyor piyasada böyle temiz araba bulamazsın bu yaşta. Bak bu yaşta böyle temiz araba yok. Niye? Araba 10 yaşında çok iyi baktım diyor, daha 50 bin kilometrede diyor. İnsanoğlu da öyle. Arabanıza bakıyorsunuz, arabanızı temizliyorsunuz, doğru yakıtı doğru yağ koyayım, bakımlarını yaptırayım diye uğraşıp Tabii. bir de para harcıyorsunuz üstüne. E vücudunuza niye bakmıyorsunuz? Yaşımızın en iyisi size emanet. olacağız. Siz niye kendi sağlığınızla uğraşmıyorsunuz? Niye kendinizi bakıma almıyorsunuz? Arabanız için kafa patlatıyorsunuz, kılavuzlarını okuyorsunuz. Hangi yağ koyayım, hangi yakıt alayım bilmem ne. E vücudunuza ne yaptığınıza niye dikkat etmiyorsunuz? Niye markette pazarda satılan her şeyi vücudunuza alıyorsunuz? Niye hazır gıda tüketiyorsunuz? Niye vücudunuz için, sağlığınız için arabanızı gösterdiğiniz özeni gösteriyorsunuz? Hocam bugüne itibaren inşallah... İnşallah. Arabanız sizden daha mı kıymetli? <laughs> İlk adımı atmış olacağız sayenizde. Bize bir zayıflama karışımı verseniz. Ha, vereyim. Zaten ya da bir metabolizmayı hızlandıran bir çay. Bir Olur. bir şey değil Olur. mi? Bir bir şey. İştahımızı kesen bir şey. Ama sakın, sakın. Hoca işte verdi zayıflama karışımı, metabolizma çayı bunları içiyorum, yiyorum. Tamam ben ondan Hayır. sonra silmeyeyim. Sakın, Hayır. Sakın. Var Onu çünkü öğrendik. Yaşıyorlar. Tek çiçekle bahar gelmiyor. Bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi tam mevsimi çünkü e, ee, sürekli her sene böyle bu zayıflama sezonudur artık insanlar için. Nur'un az önce söylediği gibi işte yaz geliyor zayıflama. Sezon açıldı. Bu sezonda insanlar size internet kanalıyla, telefon kanalıyla vesaire sahte ürünler satmaya çalışırlar. Mucizevi zayıflatan bitkisel çay. Mucizevi zayıflatan bitkisel hap. Sakın ha sakın bunlara aldanmayın. Bunların hemen hemen hepsinin içinde kaçak yabancı kimyasal maddeler var. İnsan sağlığını bozar. Geçmişimiz, tarihimiz bu ilaçlardan dolayı ölen insanlarla gelir, kızlarla dolu. Sakın böyle bir ürün kullanıp da zayıflayacağım diye bunlara para vermeyin. Dolandırıcılara aman vermeyin. Bunlar tehlikeli. Bunlardan uzak durun. Öyle mucizevi zayıflatan bitki, mucizevi zayıflatan çay diye bir şey yok dünyada. Yardımcı olarak bir takım şeyler kullanabilirsiniz. Ama siz beslenmenizi düzene sokmadıysanız, egzersiz yapmadıysanız hiçbir şey sizi zayıflatmaz. Zaten herhangi bir madde size çok hızlı kilo verdiriyorsa bil, bilin ki metabolizmanıza zarar veriyor. Evet. Bir şey daha uyarıda bulunabilir miyim? Biz şimdi böyle zayıflama programları yapıyoruz ya, bizim görüntülerimizi alıp başka bir görüntüler Aa, üzerine evet, koyuyorlar bir de o var. ve e, o ürünü bir ürün satıyorlar. Böyle yerel kanallarda falan pazarlıyorlar ve o ürünü mesela Ümit Aktaş tavsiye ediyormuş, işte Nur Viral kullanmış ve tavsiye ediyormuşçasına bir pazarlama tekniğine giriyorlar. Bunlara Çok da doğru. asla itimat etmeyin. Bakın, asla güvenmeyin. Onlarca firma hakkında yıllar içinde suç duyurusunda bulunduk. Kaç tane? Görüntülerimizi alıyorlar koyuyorlar. Bizim görüntülerimizde anlattığımız şeyleri sanki onların ürünlerini anlatıyormuşuz gibi parçalayıp videoları bizim tavsiye ettiğimizi söylüyorlar. Onlarca firma bunu yaptı ve savcılar suç duyurusunda bulunduk. Sürekli de takip etmeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince yakalamaya çalışıyoruz. Ama buradan net ve açık olarak ifade ediyorum. Ümit Aktaş size zayıflama ürünü falan satmıyor. Benim zayıflama ilacım falan yok. Benim mucizevi ilacım falan yok. Evet benim hastalarım için ürettiğim bitkisel ilaçlarım ve bir bitkisel ilaç firmam var ama onun reklamını, meklamını yapmaz. O benim hastalarım içindir. Dolayısıyla siz Herhangi bir ürün, Ümit Aktaş mucizevi zayıflama ürünü satıyor. Yok, Ümit Aktaş şey. mucizevi bilmem ne satıyor diye bizim videolarımızı kırpılmış olarak görürseniz... ...inanmadığınız gibi bir de bize lütfen linkini atın. Biz de bilelim, gidelim. Şikayet edelim. Savcılar suçluyoruz. Şimdi belki da. bir mucize olmayacak ama bütün bu beslenmeye dikkat ederek... ...kilo vermenize yardımcı olacak Ümit Aktaş'ın nerede bir karışımımız var şimdi. Evet, şimdi Değil mi hocam? Zayıflama öyle. karışımı. Şimdi burada, bu benim... Kurban olayım Ta... hocam çiğ yemeyeyim de bunları. <laughs> şimdi birazdan çiğ brokoli yedireceğim <laughs> dur sana. Dostluk hatırına insan değil mi yani ne, ne derler? Acıp çiğ tavuk çiğ yenir. Çiğ tavuk yenir evet çiğ tavuk değil çiğ brokoli yedireceğiz. Tabii kaç yıl oldu şimdi. bizimle tanışıklığımız bir çiğ brokoli yiyeyim. geçmiştir yani. Şimdi bakın bir avuç dolusu brokoli. Brokoli normalde nasıl tüketilir evlerde? Haşlanarak veya buharda pişirerek tüketilir. Ya da fırında. Oysa ki ısıya maruz kaldığı süre içinde brokolinin içindeki etken maddeler yok oluyor. Bunun içinde çok kıymetli etken maddeler var. Sulforofan dediğimiz maddeler var. Brokoli meme kanserine karşı özellikle koruyucudur. Kanserlerin tamamına karşı koruyucudur. Yine brokolinin akrabası olan karnabahar, lahana giller bunların hepsi sulforofan açısından son derece zengindir. Fakat ne dedik az önce? Brokoliyi pişirince, haşlayınca ya da fırında yüksek hızda pişirince içindeki etken madde yok oluyor. Buharda pişirmede biraz daha etken madde kalıyor ama en ideali çiğ tüketmek. Fakat çiğ de böyle değil. Brokoliyi rondoya atarak tüketeceğiz. Rondoya atarken yanına... Şu roka yapraklarından 6-7 tane koyacağız. 6-7 tane roka yaprağı. Bir limonun, hadi bakalım. Bir limonun suyu ve yapraklarını koyacağız. Bir limonun suyu ve yapraklarını koyacağız. Bir limon burada bakın. Kabuğunu rendeleyeceğiz yani. Yaprakları değil değil mi? Limonun evet. yaprakları değil. Limonun kabuğunu rendeleyeceğiz. Ve bir diş dövülmüş sarımsak döverek koyacağız. Çünkü sarımsağın içindeki etken madde dövdüğünüz zaman ortaya çıkan bir etken madde. Dolayısıyla sarımsağı da döverek koyacağız. Bunların hepsini rondoya koyuyoruz. 6-7 yaprak e, roka. roka, yaprakları kabukları karıştırdım bugün. Bir avucunuz büyüklüğünde brokoli, bir limonun suyu ve rendelenmiş kabukları, kabuğu. bir tane dövülmüş sarımsak, sarımsak, bir tutam kaya tuzu. Rondodan geçireceğiz. Şimdi yemek programlarındaki gibi burada rondodan geçirilmiş bir olur. şey var. Bu hale geliyor. Bunu isterseniz böyle katı bir formda, isterseniz biraz daha su yükleyerek cıvık forma getirebilirsiniz. İsterseniz bunu, Aa. tabii şurada suyu alta inmiş biraz da bunu karıştırmak gerek. Program öncesinde çekildiği için. İsterseniz bunu yoğurtla karıştırırsınız, cacık yaparsınız. Cacık olarak tüketirsiniz. Ve son derece lezzetli bir cacık olacak. Bunu rondodan geçirdikten sonra bir yarım saat bekleteceğiz. Şurada çok güzel bakın şeyimiz var bizim kapağımız var. Niye böyle bekletiyoruz? Ertesi gün girmesini diye fermente olması için bekletiyoruz. İçindeki su şorafanlar artsın diye bekletiyoruz. Yarım saat beklettim. Yarım saat sonra ister bunu kaşık kaşık yiyin, muazzam lezzetli bir şey olduğunu göreceksiniz. Çiğ brokoli ev brokoli kokmayacak, eve gelenler şikayet etmeyecek ne bu koku diye. Pişirdiğiniz zaman o kötü koku çıkıyor ya ve siz bunu çeşitli formlarda tüketebileceksiniz. İster böyle yemeğin yanında, ister bunu yoğurtla karıştırarak cacık gibi ...son derece lezzetli bir şey olacak. İşte bakın burada İçine brokoli... biraz salatalık doğrayabilir miyiz mesela cacık tabii yaptığımız zaman? Tabii salatalık doğrayabilirsiniz. Zaman. Yerine uygun şekilde, mevsimine uygun şekilde. Kışın salatalık tüketmeyin ama yaz şimdi başlıyor salatalık. Salatalık tabii ki doğrayabilirsiniz mevsimde. Çok da lezzetli Hafif olur. Hafif böyle kuru cacık gibi falan muhteşem Çok Ay. güzel olur. Üzerine biraz da kuru nane. Şahane olur. Ben bunu Süzme böyle çiğ yerim. Yersiniz. Bak ya, demek ki çiğ brokoli de yenilebiliyormuş. Yani bunu böyle böyle yemek tuhaf geliyordu ama... Böyle Bu anneler tarif. var. Hani çocuklarına sağlıklı olsun diye ellerin eline brokoli veriyor. Çocuk çocukacağız brokoli kemiriyor. Ya çocuğa eziyet etmeyin <laughs> Allah aşkına. Yani damak tadı gelişsin. Bakın şurada işte sarımsak var içinde limon var. Peki. İşte roka var. Dolayısıyla roka'yı niye koyuyoruz? Brokoli'nin içindeki sülforofanların, brokorofenin maddesinin emilimini artırmak için roka yaprağının içinde mirozinaz enzimi var. Hı hı. Emilimi artırıyor, vücudunuzdaki faydalanmayı artırıyor. Muazzam bir şey. Roka ile brokoliyi birleştiriyorsunuz. Lezzet olarak da harika olacak. Peki bunu mesela günün her saatinde istediğimiz şekilde mi kullanacağız, günde bir defa mı? Şöyle bir hazırladığınızı günde bir kez kullanabilirsiniz ama ben bunu günde iki kez tükettim hocam. Mevsimindeyim, ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir, şey olmaz. Hiçbir zararı yok. Gayet faydalı. Ha brokoli iot bağlar mı hocam? Siz ne her gün mı? Iyot bağlar mı? Ne demek o? Brokoli ve lahana türevleri iyotu bağlayan sebzelerdir. Ama bunun için sizin yıllar boyunca her Allah'ın günü brokoli ve kara lahanayı sürekli tüketmeniz gerekir. Öyle haftada bir iki veya zayıflama döneminde günde bir bardak bundan hazırladın diye hiçbir şey olmaz. Peki, merak etmeyin. Bir de bir çay verelim. Metabolizmamızı evet. şöyle hızlandırsın değil mi? O zaman oradan bir tane pres rica edeyim Yaz ben. Yaz geldi. Şimdi üç tane madde kullanacağız. Bunlar bizim için son derece etkili maddeler ve kilo vermede de son derece yardımcı maddeler. Bir tanesi bizim canımız, acı biberimiz, Arnavut biberimiz. Hepimiz acıya düşkünüz, değil mi? Arnavutlar düşkün, Tabii. Karadenizler düşkün, doğullar, güneydoğullar düşkün, Mardinliler, Urfalılar düşkün. Hepimiz aslında bu coğrafya acı biber coğrafyasıdır. İki tane şöyle Arnavut acı biberini çekirdeğiyle birlikte kırıp atıyorum içine. İçindeki etken maddeler son derece güçlüdür. Kalp damar sağlığı açısından faydalıdır ve metabolizmayı hızlandıran maddelerdir bunlar. O yüzden kırmızı biberi, acı biberi çok yiyince çok terlersiniz. Metabolizmanızı hızlandırır. Biraz burada yeşil çayım var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yeşil çay koyuyorum. Yeşil çay kateşinler açısından zengindir ve kafein açısından zengindir. Yeşil çayın içinde kahvenin 4 ila 6 katı kafein bulunur. Onun için yeşil çay tansiyonunuzu yükseltebilir. Tansiyon hastalarının dikkatli kullanmasında fayda var. Yeşil çay bunun yanında hem anti kanser etkiye sahiptir kateşinler nedeniyle hem de metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Bir de turunç kabuğum var. Şöyle bir parça yaklaşık bir parmak iki parmak büyüklüğünde turunç kabuğunu turuncu nereden bulacağız hocam? Adana, Antalya, Mersin her taraf daha taş turunç dolu turuncun kabuğunu bundan biliyorsunuz reçel yaparlar. Evet. Biz reçel yapmıyoruz. Reçelin içine şeker giriyor. <laughs> Sağlığımız için zararlı. Biz bunu çayda kullanıyoruz. İki tane kırmızı biber attık kırarak bir tatlı kaşığı kadar yeşil çay ve bir parça turunç kabuğu. Turunç kabuğunun içinde sinefrin adını verdiğimiz bir madde var. Bu madde kalp damar sağlığına zarar vermeden metabolizmayı hızlandıran bir maddedir. Ve kapağımızı kapatacağız. Bakın daha şimdiden renk vermeye başladı. Tadı nasıl olur acaba? Gayet Kırmızı biberle olur. yani acı biberle ilk defa çay yapıyorum. Evet, Bak, bu kadar bir tadı program yaptım ilk defa. Hı -hı. Peki acı olması mesela mide ağrım falan varsa onu tetikler mi? Şimdi acı biber mide ölseri yapmaz. Hı -hı. ama zaten benim ülserim varsa acı biber etkileyebilir mi? Evet etkileyebilir. Orada da kendinizi dinleyerek vücudunuza zarar verip vermediğini siz söyleyeceksiniz. Acı miktarını siz belirleyeceksiniz. Biz belirleyeceğiz. Yani. Peki mesela kilo vermede yardımcı güçler var. Anladığım evet, kadarıyla doğru. ne dediniz işte yeşil çay dediniz, Hı -hı. kırmızı biber dediniz, evet. acı kırmızı biber. Avokado. Bununla birlikte birlikte mesela ekleyeceğiniz var mı burada olmayan tabii, tabii, ama tabii. seyircilerimize mutlaka tüketin diyeceğiniz şeyler. Avokado son derece etkili. Avokado çoklu doymamış yağ asitleri ve az önce tahinde söylediğimiz glutatyon açısından çok etkili. Dolayısıyla çok önemli bir zayıflama bitkisidir. Bamya çok önemli bir zayıflama Bamya. bitkisidir. Bamya müsilaj içerir. Bütün mide bağırsak sisteminin duvarını sıva gibi kaplar Öyle ve yani. kanserojenleri karşıda koruyucudur. Greyfurt hakeza yine aynı şekilde zayıflamaya yardımcıdır. Ama bunların suyu değil bakın. Greyfurt'un kendisi Greyfurtun kendisi lif içerdiği için yardımcıdır ama suyunu sıktığınız zaman bir bardak greyfurt suyu için 4 tane 5 tane greyfurt sıkmış olursunuz. Haliyle size zayıflama değil tam tersine meyve suları kilo aldırır. Müthiş tarçın peki tarçını çok tarçın, ele mesela. mesela. Zeytin yaprağı çok etkilidir. Hı -hı. Ama tarçında geçen haftaki programda da anlatmıştık. Tarçında muhakkak surette Seylan tarçını bulmaya çalışın. Seylan tarçını içinde zararlı etken madde içermez. Çin tarçınında kumarin vardır. Karaciğer için toksiktir. Kanama bozuklukları yapabilir. Ama Hiçbir zaman çin tarçını kullanmayın. Seylan tarçını buluyorsanız kan şekerini düşürmekte son derece etkilidir. Bizim memleketimizin bitkisi zeytin yaprağı aynı şekilde kan trigliserit oranını düşürmekte, kan şekerini düşürmekte son derece etkilidir. Metabolizmayı hızlandıran etkiye sahiptir. Çok güçlü antioksidandır. Cilt sağlığı için bir numaralı bitkilerden bir tanesidir. Bir de dünyanın en güçlü antimikrobiyal ajanlarından bir tanesidir zeytin yaprağı. Her türlü bakteri, mantar ve virüsleri karşı etkilidir. Dolayısıyla zeytin yaprağında bol bol tüketin. Bunların hepsi zayıflamaya yardımcı bitkilerdir ama zayıflamaya yardımcı bitkiler. Evet, yani bir Mucizeli şey daha ekleyebilir miyim hocam? Geçen programda konuşmuştuk. Benim arkadaşım e, bununla çok yakından ilgileniyor. Dut yaprağı. Evet dut yaprağı çayı dut yaprağı kan şekerini ve insülin seviyesini düşürmeye yardımcıdır. Evet. İnanılmaz. Doğru. Tabii tabii tabii. Yani bir sizden onay almak istiyorum hani bunu Benim kitabımda da var zaten. Ee, özür dilerim onu bilmiyordum. <laughs> Ama arkadaşım çok ilgileniyor bu işlerle. dut ee, yaprağı çayının e, müthiş iştah kontrolü mi diyelim ne diyelim ona yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. seviyesini dengelemeye yardımcıdır insülin seviyesini dengelediği için de iştahınıza yol açan kan şekeri dengesizliğidir. Kan şekeri dengesizliğini siz kontrol altına alırsanız, insülin dengesini kontrol altına alırsanız o zaman iştahınızı da kontrol altına alırsınız. Bir de güzel tadı Tabii dut güzeldir. yaprağı çayı. Evet. Yani şöyle bakarsın ha, dut yaprağı, yani dut yaprağı nasıldır çayı vallahi, yapılır mı? Yapılıyor hani valla. Programın birinci bölümünde Nurcum sen ekmeğe düşkünlükten bahsetti ya nasıl evet. yapacağız ekmeksizliği. Dut da benim için öyledir işte. Dut herhalde şu dünyada en sevdiğim meyvedir ve dayanamadığım meyvedir. Yer misiniz peki? Duramam. Yersin. Yemek değil dur ama üniversitedeyken final zamanında üniversitenin kampüsünde boşaltılmış bir köy vardı ve o köyün tamamen dut ağaçları doluydu köy. Hı hı. Biz final çalışırken akşam vakti sıcakta oraya gider akşam serinliğinde ağaçlara tırmanır dut yer yurda dönerdik tekrar çalışmaya devam ederdik. Dut benim en sevdiğim meyvedir. Dayanamam. Uzak durun diyeceğiniz meyve hangisi? Bütün meyvelerden uzak durun duttan uzak durun. Karpuz. Derken şunu söyleyeceğim size. Bir kere yerli tohum, yerli fide sebze arayın. Bu bir. İki, az tüketin. Meyveyi çok tüketirseniz sıkıntılı. Bakın ben duta dayanamam diyorum ya size. Doğru dayanamam. Ama yıl içinde benim meyve tükettiğim gün sayısı tüm bir yılda 50'yi geçmez. 365 günün 50 gününde ancak meyve yerim. Karpuza gelelim. Yazın mevsiminde karpuz yerim. Ama şu mevsimde karpuz yemem. Kışın karpuz yemem. Kışın karpuz mu olur acaba? Karpuz kabuğu suya düşünce diye bir deyim vardır. Hani denize tabii, tabii. ne zaman girilir? Karpuz kabuğu suya düşünce. Niye karpuz kabuğu suya düşünce? Hava ısınmış. Hava ısınmadan karpuz çıkmaz. Efendim İran'dan gelen karpuz değil onlar. Onların hepsi kabaktan aşılanmış karpuz. Hayatınıza bunları sokmayın. Hayatınıza bunlar giriyorsa oturup bir düşünün şüphelenin. Nerede çocukluğunuzdaki o kocaman çekirdekli karpuzlar? Şimdi çekirdeksiz karpuz üretiyorlar. Çekirdeksiz karpuz soyunu nasıl devam ettirir? Çekirdek tohumdur. Çekirdeği yoksa bu karpuzun nasıl oluyor da soyu devam ediyor? Bunların hepsi önce meyveyi hibritlediler bunu unutmayın. Önce yarma şeftaliyi yok ettiler. Önce elma ağaçlarımızı yok ettiler. Onun yerine granny simit getirdiler. Bilmem ne fidesi şeftali getirdiler. Ve Anadolu'da Anadolu'nun meyve ağaçları o bizim canım sarı eliklerimiz, o bizim güzel şeftali ağaçlarımız elma ağaçlarımız yok oldu gitti. Evet. Kendi ceviz cinslerimiz yok oldu gitti. Kaliforniya cevizleri ekip dikiyoruz şu anda. Yazık günah kendi incir ağaçlarımız kalmadı. Bugün gidin... Hocam adım, enerjim kalmadı vallahi ama ya. Bunların Hayata hepsi kiseceğim. realite <laughs> Bro, ve bunu sonunda. geriye çevirmek de bizim elimizde. Önce bilinçlenmemiz gerek. Bunların hepsinin evet. çaresi Doğru var. Çaresiz değiliz ama biz bilinçlenirsek bunu yaparız. Evet. Eğer siz gidip tohumcudan tohum almak zorundaysanız, eğer siz gidip o fidenin yetişmesi için tarım ilacı vermek zorundaysanız, burada bir problem olduğunu herkes kabul etmek zorunda. Evet. Eğer tohum yasası çıktıktan sonra bu memleketteki hasta sayısı 3 kat artmışsa, yıllık hasta sayısı, burada bir problem olduğunu herkes kabul etmek zorunda. Ve bunun için de bir tedbir almak evet. zorundayız. Doktor Ümit Aktaş muhteşem bilgileriyle nasıl zayıflayacağımızı ve zayıflamak bakın altını çiziyoruz 90-60-90 olmak değil. Bu hani tekstil sektörünün, moda sektörünün bize dayattığı değil. İdeal bedene sahip olmak. Azıcık da kilo kadına yakışıyor mu? Yakışıyor. Hocam dedi ki zenginlik göstergesi de dedi. Herkese her şey yakışır. Evet. Hiç kimse bir diğerini estetik olarak yargılayamaz. Evet. Dünyadaki her canlı güzeldir. Sadece evet. insan değil her canlı güzeldir. Dolayısıyla insanların birbirlerine estetik konuda yargılamalarını artık bir son bulması gerekiyor. Erkeğe gerek. göbek de yakışıyor. <laughs> İnsanın kendine yakıştırdığı her şey yakışır. Yakışıyor doğru söylüyorsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.